Evet, yerel seçim sonuçlarının yankıları devam ediyor. Tabii sadece birkaç gün geçti üzerinden. CHP bu seçimde birinci parti olmayı başarırken 22 yıl boyunca birinci parti olan ve bu seçimde ikinciliğe gerileyen AK Parti dün sonuçları değerlendirmek üzere MYK'yı topladı. Hem bu toplantıda neler konuşuldu, bundan sonra hangi adımlar atılabilir onu konuşacağız. Hem de seçim sonuçlarını değerlendireceğiz muhalefet cephesiyle de. Yazar Elfin Tataroğlu ve Kanal Y'de Ankara temsilcisi Mehmet Acet konuklarım, onlara soracağım ortaya çıkan tabloyu. Elfin Hanım hoş geldiniz, Mehmet Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar Serap Hanım. Çok merhaba. Teşekkürler. Merhaba Serap Hanım. Önce AK Parti MYK ile başlamak istiyorum. Sonrasında yapılan açıklamalar, bir de tabii kulislerde konuşulanlar. O yüzden Mehmet Bey size sormak isterim. Ondan sonra atılacak adımları öngörebilmek için, buna bakabilmek için yapılan tespitleri görmek lazım. Tespitler için de emeklilerin tepkisi de değerlendirilmiş ama tek sorun ya da tek neden ekonomi değil diye de konuşulduğu gelen bilgiler arasında MYK'da. Nasıl bir yol izlenecek bundan sonra? Yani AK Parti bu seçim sonucunu hangi nedenlere bağlıyor? Şimdi bunun tabii derinlemesine bir çalışması yapılacak. Bu biraz vakit alacak. Yani bugün AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandepir'den böyle bir mesaj aldım ben. Şu anda derinlemesine bir şekilde bu çalışmalar yürütülecek. Yani neden böyle oldu sorusuna şu anda netleşmiş, kesinleşmiş bir cevap henüz verilmiş durumda değil. Dün MYK yapıldı, evet. Orada tabii belki de ilk defa oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı başında yaptığı bir konuşma MYK üyelerine kamuoyuna yansıdı. Ve orada gerçekten hani mesajı aldık, kendimizi hesaba çekeceğiz. Hatta şöyle bir cümle var, ya kendimizi toparlarız ya buz gibi eririz diye bir ifadesi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bunun dışında da yani o konuşmayı yaptıktan sonra Erdoğan, yine ben toplantıya katılan bir isimle dün konuştum. Tek tek herkese söz veriyor ve herkesten çok açık bir şekilde eleştirilerini, görüşlerini dile getirmesini istiyor. Ve o minvalde o toplantı o şekilde devam ediyor. Bütün üyelerde kendi gördükleri eksikleri, yanlışları, çıkartılacak dersleri vesaire bunları ifade ediyorlar konuşmalarında. Orada ama ilk tespitler daha çok hangi ağırlıkta? Çünkü ekonomi belli dile getirilen. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sebep sadece ekonomi olsaydı, işte memur şehri Ankara, orada ise yenen zam, işte son zam artışlarının ardından Ankara'yı da büyük farkla kaybettik. Başka sebepler var değerlendirmesi yaptığı da konuşuldu. Diğer sebepler olarak öne çıkan konular nedir? O diğer sebepler yani yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır aralarında var Serap Hanım. Yani bir defa bu emeklileri ikna edemedik meselesi. Ekonomi, enflasyon, hayat pahalılığı meselesi. Bir Gazze'ye bir değinme var orada. Yani bedel ödememize rağmen anlatamadık şeklinde Gazze ile alakalı olarak özellikle Yeniden Refah Partisi'nin yürüttüğü negatif kampanya o süreçte belli ki etkili oldu. Bir de yani bunu kamuoyu araştırmacıları da söylediler. Bir son 10 günde biraz rüzgarın tersine dönmesi ya da farkın bu şekilde açılması gibi bir durum söz konusu. Orada da işte bir takım beklentiler hani seçime kadar bazı beklentiler vardı. Ya emeklileri seyyanen zam beklentisini mi söylüyorsunuz? Onu da kastediyorum. Seyyanen zam, belki bayram ikramiyesi. Ama orada da yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetimi aslında çok açık, net bir şekilde Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Bunun bütçe imkanları açısından neyin ne kadar mümkün olduğuna dair evet açıklamalar öncesinde yapmıştı yani o konuda. Ama sanıyorum bazı açıklamalar, bazı yeni beklentiler, o beklentiler karşılanmayınca da bir sandığı boykot ve yani ben iki tane gerekçe görüyorum. %10-12 civarında AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kaybı burada söz konusu. Burada 6-6,5 civarı katılım da gerileme var. Bunun çok büyük ekseriyeti. Şöyle yapalım mı Mehmet Bey? Birazdan verilerle vereceğim geçersiz oyları, katılımları. Tabii. Onun üzerine konuşalım. Size soracağım. Tabii, Elfin Hanım'a da. MYK üzerine Elfin Hanım'ın da değerlendirmelerini duymak isterim. Yani bu tespitleri siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 10 gün mü seçimde belirleyici oldu? Sizce neden AK Parti'nin oyları düştü ve CHP'ye bu kayış oldu? Bu seçim gösteriyor ki aslında 2023'te Altılı Masa'nın yapısal ve o süreçteki bir takım
partiler arası gelişen ilişkilere dair sorunlar olmasaymış, yaşanmasaymış zaten o seçimi de kazanabilirlermiş. Çünkü bu halkın sadece 9 ayda, sadece 10 günde birikmiş bir tepkisi gibi durmuyor. Bu çok açık ki çok uzun zamandır süre gelen hem ekonomi politikalarına hem sosyal politikalarına hem de sandığa gitmeme sadece ekonomiyle de değil, ilişkili değil. AK Parti'nin kendi sosyolojisinden kopuşu, yani halktan kopuşu ve bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ni konumlandırdığı işte elit, burjuva pozisyonuna kendisinin epey bir zamandır oturmuş olması. Bu biraz yapısallaşmaya başlamış sorun anlamına da geliyor. Yani yapısallaşmaya başlayan sorunları sadece kişileri değiştirerek çözmek çok zor. Yani artık bu üstten bakmacılık kılcal damarlara kadar işlemişse ki öyle olduğunu görüyoruz. Çünkü bu süreçte de yani son 10 günde ben çok söyledim. Sosyal politikalarına, sosyal belediyeciliğini küçümseyen yaklaşımlar. Biz daha büyük projeler, daha büyük işlerin insanıyız hani gibi daha fazla tırnak içinde söylüyorum. Seçmen nezdinde böbürlenecek görüntüler ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının daha halkın gerçek gündemine yakın durması. Bu gerçek gündem meselesi çok önemli. Bence epey bir zamandır da halkın gerçek gündeminden fazlasıyla izole olmuş bir AK Parti var. Yani tepdili kıyafetle halk içine çıktım diyen MYK üyesi falan vardı mesela. Yani hani hangi sınıfta, hangi klasmanda kendilerini değerlendirdiklerini bir daha gözden geçirmeleri lazım. Dediğim gibi bu yapısallaşmaya başlamış görünüyor benim baktığım yerden. Hı hı. Yapısallaşmaya başladığı için de kişilerin değişimiyle değişebilecek bir mesele gibi de durmuyor. O zaman yeni aktörler lazım. Yani siyasette çok fazla artık her açıdan kibre karışmamış, çok fazla güç odağı haline gelmemiş. Yani kendi yönetim kadrolarından bahsediyorum. Yeni, hevesli, heyecanlı siyasi kadroları sokmaları lazım. Bunu da nasıl bulacaklar bilemiyorum. Yani çünkü hemen hemen bütün kadroları bu ruh haline girmiş durumda. Bu son zamanlarda yani süre gelen hukuksuzluklar ve bu hukuksuzluklarda ya da işte kamuda, kayırmada yani bunların çok fazla etkisi oldu halk nezdinde. Geleceğe dair kendini o noktada göremeyen, bence 2023'ü esas doğru okuması gerekiyordu AK Parti'nin. Yani altılı masanın her birimiz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağız dediği gün zaten bir sorunlu hale gelmiş olması. İşte 39 milletvekili alarak sorunlu hale gelmiş olması. Masaya oturup kalkan bir İYİ Parti. Aslında o günkü koşullar da epey bozulmuştu. Dolayısıyla hani %2'lik bir fark çok da hani sizi tercih ettik ya da sizi tercih etmedik denilebilecek bir fark da değil. Evet, bir tarafın kazanmasını sağlıyor ama bir mesaj da veriyor. Her iki tarafa da bir mesaj veriyor. Peki Elfin Hanım, bir rakamlara bakalım mı birlikte? %2 dediğiniz nedir? Pardon Mehmet Bey. Ben 2023'teki farktan bahsediyorum. 2023 genel seçimindeki %52, %48. %2 değil yani %4,5. %4. Evet. %4 yani o fark bile yani mesela şu an çıkan farklara baktığımızda Türkiye genelinde bütün yani 50+1'i söylemek için %2 diyorum. Yani 50+1'i geçmek için işte 48'den 2 puan gerekiyordu geçilmesi açısından. Onun farkını söylüyorum tabii ki. Net fark 4,5. Fakat şu anki farklara baktığımızda bunlar olağanüstü farklar. Yani bu böyle bir ikilik birlik farklar değil yani. 10 puan, 15 puan, 30 puan. Yani evet. Bu da apayrı bir mesaj veriyor aslında bu konuda baktığımızda. Birkaç şey söyleyebilir miyim? Şöyle yapalım mı? Şu rakamlara bakalım. Elçin Hanım'ın söylediklerinden sorularım tabii ki size var.
Rakamlar üzerinden de seçmen nasıl davranmış onu bir görelim bu arada. Çünkü tamam. Bir sürü başlık var seçime ilişkin. Şöyle yakından verilere bakalım. Çünkü katılım oranlarını merak ediyorduk ve konuşuyorduk. Küskün seçmen, hangi seçmen küskün? Şimdi bununla ilgili farklı veriler de ortaya çıktı. 2019 yerel seçimine bakalım önce. Toplam seçmen, bu arada epey de değişmiş toplam seçmen sayısı. 57.093.410 seçmenden 48.340.184'e oy kullanmış ve katılım oranı neredeyse %85, 84,67. Bunların işte 1.000.000-9.000.000'u geçersiz olmuş. Geçerli oy sayısı da 46.431.000 küsür. Oy kullanmayan seçmen sayısı 8,7 milyon. Geçersiz oy oranı da %4,5. Oyların %4'ü. Ülkemizde bu arada çok yüksek bu geçersiz oy oranları. Her seçimde konuşuyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimine gelirsek geçen Mayıs'ta 14 Mayıs'ta katılım oranı %87 idi. Çok yüksek. %87,04. İkinci turda 28 Mayıs'ta %85,71'e bir miktar düştü. 2024 yerel seçimine geldiğimizde katılım oranı %78'e düştü. %78,11. Genelde %80'in üzerindedir Türkiye'de. Yani bizim ülkemize göre düşük bir katılım oranı. Toplam seçmen 61.430.934'e çıkmış bu arada geçen seçimden bu yana. Kullanılan oy sayısı 48.153.788. Yani aslında sandığa giden seçmen bir önceki seçimle hemen hemen aynı sayıda. Katılım oranını söyledik. Geçerli oy sayısı da 2.2 milyon geçersiz oy varmış. Oyların 45.961.211'i geçerli sayılmış. Oy kullanmayan seçmen bir önceki seçimde 8,7 milyon. Bugün 13,1 milyon seçmen, ondan fazla seçmen oy kullanmamış 2024 yerel seçiminde. Şimdi Elfin Tataroğlu'nun eleştirilerini soracağım Mehmet Acı'da ama ona gitmeden önce siz bir boykot ya da seçime gitmeme, sandıklara gitmeme konusunu vurgulamıştınız. Neden bu düşüş? Yani sandığa gitmeyenler daha çok AK Parti seçmeni mi Mehmet Bey? Evet, çok büyük bölümü AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı seçmeni. Artı yeniden Refah Partisi'ne giden %6,2'lik oyların da yine buna çok eklenmesi. Büyük bir bölümü. Evet, buna eklenerek sonuç çıkıyor aslında. Yani şimdi burada tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin net bir zaferi var ama Cumhur İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir yönelim de söz konusu değil. Asıl böyle olsaydı alarm zilleri daha sert bir şekilde çalardı AK Parti açısından. Şu anda küsen ama barışmaya müsait bir kitle bu aynı zamanda. %10-12'lik kitle. Cumhuriyet Halk Partisi yani hem DEM Parti'den özellikle İstanbul'da DEM Parti'nin oylarının %80'den fazlasını aldı. İyi Parti kayboldu İstanbul'da. Neredeyse tamamını aldı. Hı hı. Kendi oyları da var. Bir de katılımın düşüktüğünü oransal olarak CHP'ye bir avantaj olarak düşündüğünüzde bu oranı yakaladı. Kısacık hemen söylediğinizi Elfin Tataroğlu'na sorayım. Bu sandığa gitmeyen AK Parti ve MHP seçmeninin sonucu bu tablo diyor. CHP'ye kaymadılar diyor Mehmet Acet. Katılıyor musunuz Elfin Hanım? Yani gitmeyen AK Parti seçmeni olduğu belli ama aynı zamanda kayan yerler ve oylar da var, o da belli. Yani aradaki oy farklarına baktığımız vakit evet muhalefetin içinden ciddi olarak blok olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş ama bugün işte Kütahya'da, Afyon'da, Uşak'ta, Denizli'de bu kayma gerçekleşmeden ya da işte birçok yerde ya da işte Ankara'da bu kayma gerçekleşmeden bu farkların çıkmasının çok mümkün olmadığı ya da işte Mersin'de yani yarı yarıya çift katlayan yerlerde muhakkak ki bir akış da var. Adıyaman'da zaten biraz dikkat çekici. En belirgin şöyle, fark zannediyorum Adıyaman'da. Tabii tabii Adıyaman'da da var. Yani hani şöyle benim hesabım şöyle aslında yani çok basit. Doğru olmaz. Buyurun nasıl hesabınız? Yani şöyle yani şimdi rakam olarak toplam gelen oylar partilere belli. AK Parti, hı hı, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şimdi burada eğer DEM Parti ve İYİ Parti'den özellikle büyük şehirlerde, batıda ciddi miktarda oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneldiğini düşünüyorsak hepimiz, hı hı, o rakam çıkıyor zaten ortaya. Yani hani kedi ciğer meselesi. Eğer Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye bir yönelim varsa o zaman DEM Parti ve İYİ Parti'den oylar AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitmiş olması varsayılır. Yani toplam rakamları dediğim gibi yan yana getirdiğiniz zaman ben bu sonucu, hı, çıkartıyorum.
Yani daha çok AK Parti seçmeninin oy kullanmamasının sonucu diyorsunuz. Şimdi az önceki MYK... Yeniden refaha gitmesi. Yeniden evet. refaha gitmesi. Az önce MYK'da karar konuşulanları ya da tespitleri konuşurken buna ilişkin Elfin Hanım dedi ki elit ve burjuva pozisyonuna artık AK Parti oturdu ve halktan koptu diye bir eleştiri yaptı. Ne diyorsunuz bu eleştiriye Mehmet Bey? Yani şimdi ben tabii yani Elfin Hanım'ın söylediklerine kısmen katıldığım yerler de var, katılmadığım yerler de var. Bunları tabii bu kelimeleri, bu etiketleri ben genelleştirerek kullanmıyorum. AK Parti içerisinde gayet halkla mesafesini iyi ayarlayan, düzgün bir şekilde siyaset yapan, temiz kalan, temiz kalmaya özen gösteren teşkilatlarda, belediyelerde, milletvekillerinde genel bünyenin ben hala böyle olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bir tane çürük elma bütün bir çuvaldaki sağlam elmaları da berbat eder. Bunun bir tane olduğunu da tabii söylemiyorum ama bu yönde bir eğilim, yönelim zaten bu tür durumlarda siz bir tavır koyduğunuz zaman, tavır koymak burada başlı başına önemlidir. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan kibir ifadesini kullandıysa bu tavır koyma anlamına geliyor. Ben kibir yapana artık müsaade etmeyeceğim. Ama benim partim kibirli hale geldi demiyor orada. Bu bir. İkincisi de biraz ayrıldığım husus Elfin Hanım'dan. Yani Mayıs seçimleri ile bu seçimler aslında o zaman muhalefet doğruyu yapsaydı çok rahat kazanırdı dedi. Ben öyle düşünmüyorum. Yani bir genel iktidarla yani bu %12 mesela AK Parti'ye sandığa gittiğin ya da yeniden refaha giderek oy vermeye bu %12 yerel seçim için olduğu için burada böyle bir refleks gösterdi. Orada Mayıs ayında böyle bir tercih yaptı ve genel iktidarda Erdoğan'ın, AK Parti, Cumhur İttifakı'nın olduğunu bilerek bunun rahatlığıyla bir nevi bu faturayı kesti. Bir evet birikmiş ve bir gecikmiş fatura, o konuda katılıyorum. Söz konusu sadece son bir yıla mahsus bir şey değil. Belki de bir 10 yıl içerisinde birikmiş ve ötelenen bir fatura burada söz konusu. Ama aynı zamanda burada hani seçmen bir ben artık bu iktidardan kurtulmak istiyorum. Yani bu %12 bir seçim olsun, erken seçim olsun ve bu iktidar gitsin. Böyle bir duygu da yok. Ben böyle bir okuma da yapmıyorum. Peki. Aksine sen orada kal. Hemen toparlıyorum. Sen zaten yeni seçildin. Yeni iktidara geldin. Orada kal. Kalmalısın. Ama ben bir sarı kart gösteriyorum. Niçin? Hatalarını, yanlışlarını görmeni, yanlışları azaltıp doğruları çoğaltmanı istiyorum şeklinde bir mesaj bu. Yani öbür türlü olsaydı çok dramatik hani bu 10 yıl içinde bu işte emekliler efendim diğer hayat pahalılığıysa başka meselelerse çok dramatik ve artık umudu kestiğini gösteren gelişmeler olsaydı eğer bu sonuçlar öyle yorumlanırdı. Peki. Ama ben bir denge. Bu hani arada çok özür dileyerek araya gireceğim. Bir sıcak gelişme de var. Trabzonspor 6 maç seyircisiz maç cezası verildi. Ve PFD kan kararlarını birazdan konuşacağız. O yüzden Elfin Hanım'a dönmek istiyorum. Sizin de değerlendirmenizi almak için. Bugün MYK var. CHP'nin de bu oyları yine tutabilmesi, bu başarıyı sürdürebilmesi için ne yapacağı konuşulacak herhalde MYK'da. Nasıl bir belediyecilik, nasıl bir anlayış bekliyorsunuz CHP'den? Ne yapmalı bunu sürdürmek için? Şimdi önce bu Trabzon deyince ben bir şey de söylemek istiyorum. Tabii. Bakın AK Parti'nin sadece böyle hani halktan kopuşu, kibri falan da değil. Devlet benim deyip aslında birçok yere müdahale etmesi de çok sorunlu bir alan haline geldi. Bu seçimi kaybettiren önemli unsurlardan biri de Trabzonspor Fenerbahçe maçıydı. Yani daha öyle evvel mi? Bakanların Trabzonspor'u bu kadar çok sahiplenip oradan fotoğraflar vermeleri, yani arkasındayız görüntüsü çok açık varken, yani spora dahi siyasetin bulaşmış olması. Tabii ben bunu bir Fenerbahçeli olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim, etkisi oldu. Yani İstanbul seçimlerinde o maçın da etkisi oldu. Ha, bunları okumak istemeyebilirler, okumayabilirler, hayır öyle değil diyebilirler, keyifleri bilir. Yani hani biz söylüyoruz hani sadece siyaseti her yere bulaştırmayın. Bakın bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Osman Paşa'da burada nasıl siyaset bulaştı bu maça acaba, ben onu
Elfin Hanım, yani bu Ben söyledim, Trabzonspor'un olaylarda sanki böyle hatırlıyor musunuz? Trabzonspor'da bir yani bakanların bu maçla fotoğrafları alakalı, vardı yani yani. başta çıkan Öyle bir itibar olaylarla var Mehmet alakalı Bey. Siz ister kabul edin Trabzonspor'u, ister etmeyin. Yani ama Trabzonspor'un hani böyle bir intibası var. somut bir örnek varsa onu Arkasında bir dillendirmek lazım. söylüyorum işte fotoğraf çekip yayınladılar ya bütün Trabzonlu bakanlar tribünlerden. Yani Çok öyle eski bir görüntü maçta, yani kulübe sergiliyor. verilen destek başka bir şey. Bu olaylarla Tamam işte alakalı, kulübe yani bu verilen destek arada buna Trabzonspor'u dönüştü. tutup Bir de tabii Fenerbahçe aleyhine bir pozisyon alan bir siyasi Şimdi bu hareket konuda da bir olmadı. canlı bağlantıya gideceğim. Çok da değerlendirme kaynamasın. Bir son değerlendirmenizi alayım Elif Valla Hanım. ben zaten görüşümü söyledim. İster katılın ister katılmayın. Yani katılmamak da sizin takdiriniz. Ama bu İstanbul yerelinde işledi. Onu söyleyeyim. Gazi Osman Paşa'da mesela şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bir hak arayışı içerisinde. Çünkü kazandığı seçimin yine işte kendileri Ümraniye sayılsın diyor. Yeniden Ümraniye sayılmıyor. Ama AK Parti'nin yeniden sayılmasını istediği Gazi Osman Paşa'da böyle bir süreç başlatıldı. Üstelik karar gelmeden de çuvalların açıldığına dair, oy çuvalların açıldığına dair il başkanının da açıklaması var. Şimdi bakınız bunlar kaybettiriyor işte. Hani az evvel Mehmet Bey dedi ki işte bir uyarı verdi, sarı kart gösterdi ama hani kendini de toparla dedi. Toparlamış halim bu yani. Bu toparlanmışlık mı? Şimdi burada bence AK Parti'nin bir karar vermesi lazım. Yani gerçekten bu şeyi sürdürecek mi? Yani bu böyle her yere baskı kurma, hakim, egemen, güç ve fikir benim Bunlar abart, yani mantığını böyle bir şey yok, yani sürdürecek çok mi? abartılı bir Yoksa şekilde. işte hani siyasete baskı kurma, basına baskı kurma, işte bütün kurum ve kuruluşlara baskı kurma bunu Ya. sürdürecek mi? Yoksa daha demokratik bir düzene mi geçecek? Bağlantı kesildi zannediyorum Elfen Hanım'la internette. Ben de son cümleyi isteyecektim çünkü ekrandaki son dakika bilgisiyle ilgili bir bağlantı yapacağım. Mehmet Acet, size çok teşekkür ediyorum. Hala gelmedi Elfin Hanım. Evet, bağlantısı koptu. Elfin Tataroğlu'na gıyabında çok teşekkür ediyorum. Yine konuşacağız seçimin sonuçlarını.